Hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü video konumuz sardunyalar arkadaşlar. Sardunya bakımı. Bu gördüğünüz sardunyamın, ceylan gözü sardunyamın solan çiçeklerini budayacağız. Sizlerle beraber bakımını yapacağız inşallah. Hep beraber. Şöyle gördüğünüz gibi sardunyamız çiçek açtı. Bolca çiçek açtı. Ve ben Denizli'deyken çiçekleri solmuş. Ve biz bunları şimdi budayıp sardunyamızın tazelenmesini sağlayacağız arkadaşlar. Yenilenmesini sağlayacağız. Tekrar çiçek açmasını, tekrar tomurcuklanıp çiçek açmasını sağlayacağız inşallah. Şimdi elime bir makas alayım ve bunları budamaya başlayalım inşallah. Şöyle arkadaşlar elimize bir normal bir makas alıp bunları budamaya başlıyoruz. Böyle diplerinden. Alamadım. Neyse aşağıya gitti. Onları ben sonra alıp temizleyeceğim. Böyle arkadaşlar buralarından budayıp sardunyamızın tazelenmesini, gençleşmesini sağlıyoruz. Ve tekrar dediğim gibi tomurcuk vermesini, çiçek vermesini sağlamış olacağız. Çiçeklerimiz tohum yapmak için uğraşmayacak. Bu tohum yapmaya vereceği gücünü normal olarak tomurcuğa ve tekrar çiçeklenmeye verecek arkadaşlar. İnşallah. Çok güzel de bir koku yaydı. Sardunyam budarken mis gibi koktu. Bu sardunyanın kokusu da arkadaşlar, bunu da ben yeni öğrendim. Uyku problemi yaşayanlara çok iyi geliyormuş sardunya kokusu. Bunu da bir dipnot olarak sizlere söylemek istedim. Şöyle kesip, evet arkadaşlar, budadık solan çiçeklerimizi. Bunları ben tek tek temizleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi gayet toparlandı, rahatladı. Şöyle biraz alt yapraklarını da almak istiyorum havalanması için. Kökünün. Sardunyalar arkadaşlar bakımı çok kolay. Çiçekler. Sadece suyunu verin. Bol ışık alan bir yere koyun. Kendi halinde yaz boyunca size pıtır pıtır çiçeklerini açar. Güzel güzel çiçeklerini sunar sizlere. Ve çok güzel kokularını sarar. Özellikle dokunduğunuz zaman mis gibi yaprakları kokar arkadaşlar. Şöyle şu ceylan gözlü sardunyamın da bordo olanı da şu bakın. Şu çiçeği de kurumuş. Şöyle gördüğünüz gibi onu da hemen kesiyorum. Yani böyle arkadaşlar çiçeğimizi, sardunyamızı böyle gençleştiriyoruz. Tazelendiriyoruz. Şimdi bunu ben ileriki zamanlarda göstereceğim sizlere. Çok güzel tomurcuklar verecek. Çok güzel çiçekler açacak. Bakın gördüğünüz gibi şuralarda
Yeni tomurcuklar geliyor zaten. Bakın, yeni tomurcuklar, sürgünler geliyor. Biz şimdi bunların işini kolaylaştırdık. Daha çabuk bu tomurcuklar büyüyüp daha çabuk, daha güzel bir şekilde çiçek açacak ve çiçeğimizi yormadan, yaşlandırmadan bu işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Şurada hemen yanında yılbaşı şey diyecektim. Barış çiçeğim var arkadaşlar. Onda tohumu var şöyle. Çiçek sapı. Onu da şöyle kökünden keseyim. Onu da budamak istiyorum çünkü zamanı geçti. Şöyle biraz yukarıdan keseyim. Makasım da kesmemekte ısrar ediyor. Şöyle bahaneyle onu da, olan çiçeğini, artık geçmiş olan çiçeğini kestik oradan. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar, böyle pıtır pıtır, dediğim gibi, sardunyalar size güzel güzel çiçekler açacak. Yaz boyunca bu harika çiçeklerini sizlere sunacak arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Destek veren arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, desteklerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, çiçekli kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.